Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü bütün insanlar diz üstü çöker, hiç kimsenin ayağa kalkacak mecali yoktur. Dizlerinin bağı çözülmüştür. Allah kullarını beş şeyden hesaba çekmeden hiç kimse kıyamet yerini terk edemez. İstisnalar hariç. O beş şey, gençliğini nerede harcadın? Hayatını nereye harcadın? Gençliğini ayrı soruyor, hayatını ayrı soruyor. Nereden kazandın, nereye harcadın? Neyi öğrendin, ne kadar amel ettin? Evet. Ama bu hesabı vermeden direkt cennete gidenler vardır. Evet. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Bunlardan bir tanesi Allah korkusundan, Allah'ın haşiyetinde gözyaşı dökenlerdir. Evet, ötekleri kimdir? Allah kıyamet yerindekilerine, o anda o diz üstü çekenlere hitap eder. Beni sevenler ayağa kalsın. Evet. Beni sevenler ayağa kalsın. Onlara hesap yok. Evet. Aşkını ispat edenler ayağa kalksın. İmanını ispat edenler ayağa kalksın. Evet, o arada gerçekten sevenler ayağa kalkabiliyor. O gücü kendinde bulabiliyor. Gerisi, evet, o anda herkes ayağa kalkmaya çalışıyor yalnız. Hiç kimse de kalkamaz. Ancak gerçek manada onu sevip Allah'a olan muhabbetini ispat edenler, imanını ispat edenler ayağa kalkabiliyor. Eğer dikkat edilirse onlardan olmak istiyoruz. Kardeşlerimizin de onlardan olmasını istiyoruz. Bunun için uğraşıyor, önlerindeki engeli kaldırmaya çalışıyoruz. Nefslerini temizlemeye çalışıyoruz. Öyle ki Allah'ın muhabbeti gönlünde tecelli etsin. Allah'ın sevgisine layık olsun. Evet, hep beraber bunu becereceğiz inşallah. İşte bu Allah'ın muradidir. Allah'ın bizim üzerimizdeki muradı ve hakkıdır bu. Sevilmek Allah'ın hakkıdır. Allah bu benim hakkımdır diyor. Sevilmeye layık olan benim diyor. Senin beni sevmen lazım. Beni zikretmen lazım. Benimle sohbetini yapman lazım. Duanı bana yapman lazım. Senin muhatabın benim diyor. Beni istemen lazım. Benim rızamı kazanmak için, dostluğumu, cemalimi kazanmak için, kazanman için koşturman lazım. Peşimden koşman lazım. Bunu kazanmak için. Evet, bir de ne buyurdu ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz'e? De ki, bu Resulluğum karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yakın bir sevgi hariç. Aynı şeyi Resulüne de söylüyor. Hiçbir şey onlardan istemiyorsun. Bir tek onlardan yakın bir sevgi istiyorsun ve bu senin hakkın. Çünkü sevmeden itaat edemezsin. Sevmeden iman olmuyor. Sevmeden tabi olamıyorsun. Onun gibi olmaya çalışamıyorsun. Evet. O zaman önce Resulullah Efendimiz geliyor. Onu sevmeden Allah'ı sevemiyorsun. Ona tabi olmadan Allah'a itaat etmiş olmuyorsun. Evet, ne buyurdu ayet-i kerimede? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah seni sevsin istiyorsan Resulüne tabi olman lazım. Onu yakından sevmen lazım. Uzaktan sevmek değil. O benim peygamberimdir, onu çok seviyorum. Kaşları böyleydi, gözleri böyleydi. Bu sevmek değil. Bu cahilce olmasa bu alay etmek olur. Allah onların o söylediklerini onların cehaletine veriyor. Böyle konuşmak, böyle söylemek cehalettir çünkü, saygısızlıktır. O Allah'ın Resulüdür. O seni Allah'a götürendir. O seni Allah ile buluşturandır. Allah'a vasıl edendir. Allah'a dost edendir.
O sana cennetin kapısını açandır. Seni Hazreti insan olmaya layık hale getirendir. Ne kaşıdır ne gözüdür.